Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Şerafettin Erbayram için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi Bordo Salonu'nda Ahde Vefa ve Şükran programı düzenlendi. Bolu platformu tarafından Şerafettin Erbayram onuruna düzenlenen Ahde Vefa ve Şükran programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu platformu Başkanı Orhan Uçar, önceki dönemde Bolu'da görev yapmış valiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Bolulu katıldı. Programda ilk olarak Şerafettin Erbayram'ın biyografisi okundu ve sinevizyon gösterisi sunuldu. Öyle özgün, öyle çarpıcı, öylesine güçlü bir öyküsü var ki etkilenmemek elde değil. 1967 yılından itibaren Bolu Toprak Su'da etüt kontrol teknisyeni olarak çalışır. Bu dönemde Bolu'nun tüm akarsu ve toprak haritasını çıkarır. Bir yandan da 6 ırk tavukla kanatlı sektörüne girer. Eşinin 16 adet bileziğini bozdurarak 200 adet civciv alıp ticaret hayatına başlar. Daha öğrenciyken hayal ettiği yem fabrikasını 1980 yılında kurar. Adeta tüm ömrünü Bolu'ya katkı sağlamak için harcar. Ticaret hayatının başlangıcında Bolu'ya ilk kez motokon satmayı başaran. Ayrıca burada ilk kez yağmurlama borusu satandır. Kaliforniya tipi hindiyi Türkiye'ye ilk kez getirendir. Türkiye'de ilk kez tabaklı hindi üretimini gerçekleştirendir. Sahanen ırk keçiyi Kanada'dan sperm ithal ederek tekrar çoğaltan ve gıda sektörüne sütüyle ve peyniriyle katkı sağlayan yine Mehmet Şerafettin Erbayram. Programda ilk konuşmayı Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar yaptı. Şerafettin Erbayram abime 30 yıl önce İstanbul'da yaşayan Bolulu iş adamları, insanlar olarak kurduğumuz BOSİAD Derneği ile Bolu'da üye olmak teklifini getirdiğimde hiç düşünmeden kabul etti. Ve ilk tanışmamız öyle oldu. Daha sonra 2001 yılında İzzet Baysal Vakfı'nda birlikte güzel görevler yaptık, hizmetler yaptık. Daha sonrasında Bağışçılar Vakfı'nda bu devam etti ve en son Bolu platformumuza da katılarak danışma kurulu üyesi olarak birlikte hizmetlerimize inşallah devam edeceğiz. Daha sonra konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Erbayram'dan övgüyle bahsetti. Şerafettin Erbayram ağabeyimiz yakından tanımayanlara göre yalnızca bir iş adamı olarak değerlendirilebilir. Şerafettin ağabeyin derdi bir iş adamı gibi yalnızca para kazanmak olsaydı çok daha fazlasını kazanırdı. Şerafettin ağabey para kazanmaktan daha ziyade bu yeniliği ülkemize, Bolu'ya, Bolu'muza kazandırmanın peşinden gitmeyi tercih etmiş. Gençlere sahte Amerikan rüyasının naylon kahramanlarından rol model göstereceğimize, hayallerinin peşinden giden ve onları bu bir bir gerçekleştiren Şerafettin ağabeyimiz gibi kendi yaşayan değerlerimizi de örnek göstermeniz diye düşünüyorum. Fatih Metin'in ardından İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal konuşmasını yaptı. Sayın Şerafettin kardeşimin daha önce tabii hayat hikayesini hep beraber biliyoruz. Fakat burada şunu gördüm. Şu farkı gördüm. Kendimle şu farkı gördüm. Ben hiçbir zaman onunla mukayese edilemeyeceğimi anladım bu gece. Çünkü kendisi Boluların iştihar edebileceği ve dünyanın da örnek alacağı bir müteşebbis olarak bugün karşıma çıktı benim. Ben bu kadar güzel takdim edileceğini, bu kadar derinliğine
ilmiş bir insan olabileceğimi kendisini yakinen tanımama rağmen ilk defa bugün aldım ve kendimden utandım. Çünkü ben hiçbir zaman bir müteşebbis olmadım. Benim başımda bir amcam vardı. Allah rahmet eylesin. Her zaman sevgi ve şükranla anıyorum. Ben ancak onun gösterdiğini yaptım. Ben ancak onun izinden gittim. Ben kendim hiçbir şey teşebbüs etmedim. Halbuki bir Şerafettin Erbayrı'nı görüyoruz bugün. Bolu'ya ne katkılar getirmiş. Kendisi için değil, Bolu halkına, Bolu köylüsüne zenginlik getirmiş. Törende son konuşmayı Şerafettin Erbayram yaptı. Erbayram, Bolu için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Ahmet Baysal Hanım'ın son cümlesini kabul etmiyorum. Yetmişli yıllarda İzzet amcayı ziyaret ettiğimde, ondan sonra 30 yıllık beraberlik hayatımızda şu anda da devam ediyorum. Siz olmasaydınız biz bu kadar gelişemezdik. Onun için biz ben sizi davet ediyorum. Araştırmacı olarak ve Bolu'yu bir daha Bolu olarak güzel şehrimizi koruyalım. Özellikle içeri olarak bu konuda birbirimizi kollayalım. Teşekkürler.